Evet sevgili dostlar, yeni bir bölümümüze hoş geldiniz. Bölümümüze geçmeden önce size köylü farmını biraz göstermek istiyorum. Evet, farmı açık unuttum. Demir biraz biriksin diye AFK bırakınca böyle bir olayla karşılaştık. Ağzına kadar dolmuş vaziyette. Yani içeride yüzün üstünde bir köylü vardır diye düşünüyorum. Gerçekten çok fazla. Yani ne yapmam gerektiğini bunlarla bilmiyorum açıkçası. Ömürlük köylü ihtiyacımızı karşılamış bulunmaktayız. Artık bu farmı açmamıza, kullanmamıza gerek kalmayacak sanırım. Aklıma şöyle bir fikir geliyor. Kendimize bir köy yaparız. Bu köyün içerisine bunları salarız. Takılırlar orada. Birkaç tane demir golem falan koyarız. Etrafı aydınlatırız. O şekilde buradaki köyleri de değerlendirmiş oluruz. Yani şunu görünce sinirlerim bozuluyor açıkçası. Neyse biz videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, sevgili dostlar, bu bölümümüzde buğday farmı yapıyoruz. Buğday farmının yanına patates farmı, havuç farmı ve pancar farmı yapacağız. Şu bölümü gözüme kestirmiştim hatırlarsanız. Burayı yapacağız. Öncelikle buraya şuradan bir köprü yapmamız gerekiyor. Köprü yapıp buradaki bütün ağaçları temizleyip ondan sonra inşaatımıza geçeceğiz. Ben bu köprü yapım aşamalarını, temizlik aşamalarını hızlı çekimde göstereceğim size. Hemen yapımına başlayalım o zaman. Thank you.
Evet sevgili dostlar, farmımızın inşasını, yapısını bitirdik. Gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel oldu. Farmın işleyişine, mantığına geçmeden önce biraz etrafı gezelim. Evet, buraya bir merdiven yaptık böyle aşağı inmek için. Büyük bir köprü yapacağımızı zannediyordum ancak ufak bir köprüyle işi çözdük. Şuradan şöyle bir köprü yaparım gibime geliyordu. Evet, burayı bolca ağaçlandırdık, yeşillendirdik. Bolca ışıklandırdık. Işığın olması çok önemli arkadaşlar. Çünkü tarlalarımızın içerisinde herhangi bir zombi spawner olursa köylerimiz açısından sıkıntılı bir durum olur. Gerçi çok sıkıntı değil. Böyle bir şey olursa köylü farmımız var. Hemen oradan hop bir tane köylü getirmemiz zor olmaz. Evet, burada buğdaylarımız var. Raylı sistem buğdayları
ve kopan buğdayları aşağıdan çekiyor ve depolama sistemine götürüyor. Bu arkadaşların envanterleri dolduğu zaman topladıkları buğdayları toplayamıyorlar, yerde kalıyor. Bu şekilde aşağıdaki vagon buradan şurada da kontrol edeceğimiz yer var. Şöyle bakalım isterseniz. Burada vagon, huni vagon toplayarak şu rayların altında huni var. Depolama sistemine götürüyor arkadaşlar. Çok basit mantığı var. Diğer farmlarımıza bakalım. Bunlar çok daha basit. Yani gözünüz kapalı yapabilirsiniz. Şimdi burası havuç tarlası. Havuçtan başlayalım. Şimdi bu arkadaş buraya gelip arada sırada bu arkadaşla paylaşım yapıyor. Ancak buraya kurduğumuz şu tuzak kapısı sayesinde, şu tuzak kapısı ve şu çit önemli. Bunun sayesinde paylaşımı yaparken şöyle göstereyim. Attığı havuçlar buradan aşağıya düşüyor. Huni tarafından çekiliyor. Şöyle bakın, atıyorum. Bakın. Yaklaştığında attım. Hiçbir şekilde kendisine gelmiyor. Buradan paylaşım yaptıkça aşağı düşüyor. Bu sistem aynı şekilde patates, pancarda da geçerli. Aynısını isterseniz buğdaya da yapabilirsiniz. Aynı şey olacaktır. Ama tohum olmaz. Ben buğdayın tohumlarını da istediğim için raylı sistem yaptım. Eğer tohum istemiyorsanız, sadece buğday veya ekmek tarzı şeyler istiyorsanız, çünkü buğday toplayanlar ekmek de atabiliyor. Bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hemen şuradan depolama sistemini göstereyim ben size. Evet, depolama sistemini buraya yaptım. Buraya huniler sayesinde sebzelerimiz, meyvelerimiz geliyor. Burada buğday tohumlarımız var. Burada buğdayımız var. Buğday neden çok az biriktiğini bilmiyorum. Normalde 1-2 stek buğday olması lazımdı. Artı burada ekmek ve kemik tozu da birikiyor. Benim için iyi bir şey aslında. Önceki sürümlerde böyle bir özellik yoktu. Bunun olduğuna sevindim açıkçası. Burada havucumuz var. Gördüğünüz gibi havuç bayağı bir birikmiş durumda. Patatesimiz var. Pancarımız var. Pancar, patates çok önemli değil ama havuç, altın havuç yapabildiğimiz için havucu seviyorum. Burada da kıvır zıvır koymak için bir yerimiz var. Evet, şöyle tekrardan yukarı çıkıp şöyle etrafı gezmeye devam edelim. Evet, yeşillendirdik burayı. Bolca ağaç diktik. Bolca ot, çimen, çiçek. Kemik tozu sağ olsun, bize çok yardımcı oluyor. Evet, burada bir tane değirmenimiz var. Tabii ki bu değirmen temsili. Herhangi bir işlevi yok. Sadece güzel gözükmesi için yapılmış basit bir dizaynı var. Çok zor bir dizayna sahip değil. Yani bir kule, ucunda da pervaneler var. Pervane veya yelpaze, bu artık ne derseniz. Bunun yapımı biraz zor olabilir. Videonun belli bir kısımlarını durdurarak, yelpazenin bu pervanelerin şekline bakarak oradan yapmak isteyen arkadaşlar yapabilirler. Şimdi hemen şuradan yukarıya çıkalım, bir de yukarıdan bakalım manzaraya nasıl duruyor. Evet, yukarıdan bakıldığı zaman da gerçekten çok güzel duruyor. Gece olduğu zaman ayrı bir atmosferi, ayrı bir güzelliği oluyor. Şuradaki pervaneleri bu tarafa mı yapsam, şu tarafa mı yapsam, çok kararsız kaldım açıkçası o konuda. Ancak aşağıdan da, buralardan da gözükmesini istediğim için buraya yapmayı tercih ettim, pervaneyi, yani ön kısmına. Evet, bu şekilde videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Kafanıza takılan, aklınıza takılan sorular olursa yorumlarda belirtebilirsiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, eğer videoyu da beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bir de şu aşağıdan bakalım. Evet, aşağıdan da güzel duruyormuş. Aşağıdan ilk defa bakıyorum. Şöyle İyice bir geriye çıkalım. Evet, aşağıdan da çok güzel duruyor gerçekten. Yani bu tarafa bakması mantıklıymış aslında. Evet. Gerçekten çok güzel oldu. Çok sevdiğim, çok beğendiğim bir proje oldu bu da. Tamam, daha fazla uzatmayalım.